Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla birlikteyiz. Herkese mutlu, güzel bir pazar günü dilerim. Umarım ailenizle beraber güzel İzmir programında hem de Adana yarışlarında ve Diyarbakır'da ne kadar ben oynamasam da herkese bol şanslar diliyorum. Umarım beraber de İzmir yarışlarında hem YouTube'daki takipçilerimize hem de gifkoanaliz.com'daki üyelerimize yardımcı olabilirim. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Dün emeklerimizin karşılığını güzel bir şekilde özellikle İstanbul'da almayı başardık. Bugün de İzmir'de de aynı başarıyı elde edebilmek için elimizden geleni yapacağız ve ümitli olduğum bir program var. Güzel analizlerle destek olabileceğimi düşünüyorum. Sizler de kendinizden yapacağınız katkılarla beraber elde edeceğimiz başarıyı arttırabilirsiniz. Ayrıca biz Twitter'da da GIFKoanaliz yazarak takip alabilirsiniz. Şu an 6600 sayılara ulaştık. Oldukça iyi bir rakam. Buralar 50 idi falan böyle. Buralar dutluktu derler ya. Eskiden buralar dutluktu. 50 takipçi falan vardı. Kimseden herhangi bir destek almadan, hiçbir kimseden bir yardım almadan tamamen sizlerin önerisi, benim verdiğim emekler, sizlerin başka birilerine davet etmesi, retweet yapmasıyla bu sayılara geldik ve şu an birçok kişiden daha fazla takipçi sayımız var ve etkileşim olarak da çok iyi bir geri dönüş alıyoruz. Dün de hem sitemizdeki üyelere hem de Twitter'daki takipçilerimize ufak da olsa bir destek oldum. Mesela dün ben biraz dipnot olarak bir paylaşımda bulunmuştum. Ta gece kaçta paylaşmışım bunu? 3'te. Bakın gece 3.18'de herkes uyurken ben çalışıyordum o saatte. İstanbul 27 dakikalık koskoca bir idman pisti diye paylaşım yaptım. İdman pisti olmazsa olmazımızdır ki çok severim idman pisti görüntüsünü. Kazanacağına inandığım isim Ektedir diye ki Karagülcan'ı paylaştım. O gün benim bankomdu İstanbul'da. Burada da bunu görüp değerlendirenler, tek atanlar, Twitter'daki takipçilerden de bu tür geri dönüş aldım. Arada böyle dikkat listeleri, böyle idman pistinden tek atacağım atları görüntü olarak paylaşımlarda bulunuyorum. O yüzden de Twitter'da bizi takip ederek bu tür paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Diğer illerdeki yorumlarım gifkoanaliz.com sitesinde oluyor. Daha da fazla başınızı ağrıtmayayım. İzmir yorumlarına başlayalım. İzmir'de bugün çok fazla yağmur yağmadı. Yani ara ara böyle atıştırdı ama çok sert veya işte çok şiddetli bir yağmur yağdı diyemeyeceğim. Yarın da hafif yağmurlu gösterse de ne kadar yağmur yağar çok fazla bir beklentim yok. Tabii ki de yani bunu ben bilemem. Ama İzmir'in azıcık havasını tanıdıysam çok ciddi bir yağmur yağacağını sanmıyorum. Hafif nemli bir pist olabilir. Yorumlarım her türlü pist koşuna uygundur. Bunu da dile getirerek başlıyorum. Birinci koşuya baktığımızda burada özellikle iki tane de dikkat çekmek isterim. Bunlardan biri bir numaralı Akıncı Kız. Yani Akıncı Kız'ın babası Joker ki Joker'in yani böyle şöyle söyleyeyim. Son birkaç yarışına denk geldim. Şimdi sallamayayım. Yani Joker işte şöyle bir attı böyle bir attı diyemem. Çünkü 2005 yılında 16 yıl önce ben 27-11 yaşında oluyorum. Yani son böyle birkaç yarışını hafızamda çok az hatırlıyorum. Çünkü ben net olarak 15 yaşında falan başladım at yarışına. Şu an işte 27 yaşındayım. 12 yıldır oynuyorum. 12 yıldır aralıksız olarak takip ediyorum. Çok bildiğim bir at değildi ama yarışlarını çok seyrettiğim bir isim. Çok böyle dikkatime takılan bir attı. Çok da sevdiğim bir attı. İyi bir orijini var Akıncı Kız'ın. Üstelik en büyük avantajı önde gitmeyi seven bir at. Bugün baktığımızda önde çok sert tempolar yapar. Akıncı Kız zorlar diyebileceğimiz bir at yok. Eğer temposunu rakiplerini kabullendirebilirse, virajı böyle 1-2 boy önde dönebilirse, Akıncı Kız'ın bir beyaz bayrak ayna yapabilecek potansiyeli var. Bugün de bunu gerçekleştirebilir. Yani AGF'de böyle 2. 3. at konumunda çıkabilir. Dikkat edin bence çok iyi koşar. Daha sonra yarışın favorisi olan 4 numaralı Gülay. İlk yarışta da bu atı önermiştim iyi koşar diyerekten. Oldukça sert gelse de ikincilikten öteye gitmedi. Bugün grubun uygunluğuyla beraber Çin performansı kuma taşırsa etkili koşar. 1 ve 4. Ufak bütçeyle oynuyorum diyorsanız 2 atla geçebilirsiniz. Daha geniş oynayacaklar. 9 numaralı Sevgi Duvarı. Annesi Afo. Afo bildiğimiz Afo değil. Yani geçen yıllarda koşan Afo değil. Başka bir Afo bu ama onunla böyle kum performansı oldukça iyi. Son dönüşte de fena görmedim atı. Bugün etkili koşabilir. 3 numaralı Çelik Yıldız ve 8 numaralı Öncü Güzel. Diğer şanslı isimler 1 ve 4. Ufak bütçeli oynayan için yeterli. 9, 3, 8 daha sonra.
İkinci koşuya geldiğimizde aslında iki ihtimalli bir yarış. Ya 5 numaralı Bükentay'ı tek atacağız ya da tüm atları yazarak artık hangisi gelirse diyeceğiz. Tercih sizin. Çünkü Bükentay dışındaki atları aralarında kıyasladığımda çok fazla tercih yapamıyorum. Yani Demirşah da gelebilir, Muhsin de gelebilir, Serden Geçer de gelebilir, Küçük Joker de gelebilir, As Hünkar da gelebilir. Yani bütün atlar gelebilir. Bükentay'ın bugün en büyük avantajı rakiplerine göre bekleme yarışı yapabiliyor ve kilosu çok uygun. Çünkü yeğenim Toprak olsun, Kızılan olsun, As Hünkar olsun, zaman zaman Serden Geçer olsun, öne yakın giden veya önde giden isimler ve tempoyu yükseltebiliyorlar. Bu da 5 numaralı Bükentay'a çok yarar. Kilosun avantajıyla beraber kazanma ihtimali oldukça yüksek. Gözünü karartmak isteyenler varsa tek olarak değerlendirebilirler. Ama o da Bükentay birazcık eksik koşarsa burada işler karışabilir. İlk rakip 4 numaralı Küçük Joker. Fena bir at değil. Yarış kazanmakta biraz zorlanan bir isim olsa da bugün bir şeyler yapabilir. Daha sonra 8 numaralı As Hünkar. Bakın bu ata dikkat edin. Sonuçta banko önermiştim. O gün ücretsiz yayındı yanlış hatırlamıyorsam. Kazanmasını bir de zor kazansa da iyi bir performans sergiledi. Bugün eğer Kızılan'la özellikle çok ciddi mücadeleye girmezse yine önde direk alan bir As Hünkar izleyebiliriz. Daha sonra 2 numaralı yeğenim Toprak. Alprens'in çok fazla ben binişini beğenmiyorum. Kişisel görüşüm. Çok böyle iyi at bindiğini de düşünmüyorum. Ama yeğenim Toprak günün günü tutmayan bir at. Yani bir yarış önce uzak çekti. Son yarışında geride bitirdi yarışı. Bugün yine iyi gününe denk gelirse yeğenim Toprak'tan iyi bir koşu gelebilir. 6 numaralı Muhsin ve 1 numaralı Demirşah. Diğer şanslı isimler 5-4-2-8-6-1 sıralamam. 3. koşuya geldiğimizde 2 numaralı Aşan Baba'yı günün bankosu olarak öneriyorum. Şunu söylemek gerekir. Aslında bu tür yarışlarda bir korkum var. Her zaman da bunu dile getiren biriyim. Yani bazı jokeylerde, bazı aprantlarda şu düşünce var. Eğer önde giden at yüksek AGF'li veya favori ise gereksiz yere tempo yapabiliyorlar. Öndeki atı bozabilmek için üzerine çok fazla baskı uygulayabiliyorlar. Yani eğer birisi bugün öyle bir şeylere kalkışmazsa, birisi bugün öyle sert tempolara girmezse, yani son yarışı muazzam olan, bugün de çok iyi hızlıklarla gelen, kilosu ne kadar ağır olsa da grubun uygunluğuna beraber bu farkı kapatabileceğine inandığım ben 2 numaralı Aşan Baba'nın bir kere daha beyaz bayrak haline yarışı bizleri izlettireceğini düşünüyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. 4. koşuya geldiğimizde burada da yarın puanlamada geri planda kalabileceğini düşündüğüm bir atla başlayacağım ki ne zaman böyle desem o at genelde ön planda çıkıyor. 6 numaralı Solomon. Bakın bu ata dikkat edin. Son yarışında çok fazla üzerine gitmediler. Sanki yarış gösteriyorlar gibi geldi bana. Bu at hiç olmadık yerde özellikle kendini unutturduğunda iyi yarışlar yapabilen bir isim. Bugün de büyük ihtimalle çok geri planda kalacak. Eğer birazcık koşacağım derse Solomon her zaman bu tip gruplara geçebilecek potansiyel olan bir at. Mertcan Çelik tercihi oldukça önemli. Çünkü son yarışı 0-0-0 yapan bir atta Mertcan Çelik biniyor. Son yaptığı hazırlık görüntüsü de oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. O beklediğimiz performans gelirse bu yarışın sürprizi 6 numaralı Solomon olur ki oldu da yarın pist ıslanırsa, pist böyle bir sulu veya ıslak olursa Yaşarcık yavrusu olmasıyla da beraber Solomon çok koşar. Dikkat edin, ıslak pist olursa dar dikkat edin, bunu da söylemek isterim. Daha sonra 9 numaralı Akçatı son yarışında kazanabileceği bir yarışı kaybetti. Bugün daha iyi bir performans izleyebiliriz. 3 numaralı Çarık Ağası, 2 numaralı Polatlı Gülü, 5 numaralı Milas Berk, 11 numaralı Turgay'ın, bu ata bir parantez açmak isterim. Yani şuradaki 3.lük ve 5.'inde çok daha sert rakiplerin yanında koşmuştu bu at. Burada 3.lük elde ettiğinde Prens Özgül ve Rındam'ın gibi atın arkası 3.lük elde etti. Geçtiği atlarda Komşu Özcan, Sedat Ağa, Ekmezinoğlu gibi isimlerde ki çok başarılı bir performans sergilemişti. Ondan sonraki 5.'inde de Bursa'ya götürdüler atı. O gün de kötü koşmadı. Grubun yine fena olmayışına rağmen güzel bir 5.lük elde etti. Eğer bugün önde gidebilecek Şen Kardeş, başka kim gidebilir? Zaman zaman Milas Berk. Yani bu tip önde gidebilecek atlardan çok fazla etkilenmezse 11 numaralı Turgay'ımdan beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Bu atın yanına Ünleme ve Yıldız'ı yapıştırıyorum. Eğer burada 20-30 liralık bir sürpriz göreceksek büyük ihtimalle bunu da 11 numaralı Turgay'ımın gerçekleştiğinde görmüş oluruz. Dikkat edin bu atı özellikle. Daha sonra 8 numaralı Yıldız Kümesi ve 1 numaralı Bilirkişi şans verilebilecek diğer isimler. 6 numara öncelikle
9, 3, 2, 5, 11, 8, 1 sıralamam. Zor bir koşuyla ikinci aldıgana başlangıcı yaptığımızı söylemek isterim. 5. koşuya geldiğimizde, yani mesafe 1400 olsa 9 sumalı kayaların Fatih'inin yanına bana kimse at yazdıramazdı. Sadece mesafe kısa olduğuna ötürü yanına 2 tane at yazacağım, ama eğer gözünü karartmak isteyenler varsa kayaların Fatih'ini risk alıp tek olarak, alternatif bir tek olarak değerlendirebilirler. Kayaların Fatih son yarışında herkes can olacağını önerirken, ki ben de can olacağını isteyen tek atabilir diye söyledikten sonra parantez içerisinde kayaların Fatih'inden bahsetmiştim. Sonlarda iyi gelmesine rağmen bence en azından bu yarışın yeterli bir dördüncülük elde etti. İyi bir at. Gerçekten çok kötü bir at değil. Genelde de yarışta çok fazla zorlanmadan kolaylıkla dördüncülükler elde ediyor. Bir yarış önceki üçüncülük de aynı şekildeydi. Bugün Bağcan var yarışta, ama Bağcan önde zorlayabilecek Frank Defes'i, Basket, Defne'li gibi önde gidebilecek süratli isimler zorlayabilir ve tempo yukarı çıkartabilirler. Eğer kayaların Fatih ön grubu elinden kaçırmazsa, doğru zamanda sprinte kalkıp Bağcan'ı özellikle kaçırmazsa, ben kayaların Fatih'in yapacağı sprintle beraber bu yarışı kazanmaya çok yakın bir at olduğuna inanıyorum. İsteyenler de risk alıp alternatif tek olarak değerlendirebilirler. Rakip olarak iki isim önereceğim. Bunlardan biri 5 numaralı Boğacan. Evet, önde gidebilecek atlar var, ama Boğacan bunlara göre daha seri bir isim. O yüzden liderle alıp bizlere bir beyaz bayrak haline yarış izletirebilir. Bir de 1 numaralı Frank Defes'i. Zaman zaman çıkışları var bu atın. Zaman zaman kötü koşuyor. Eğer bugün çıkış gününe denk gelirsek bu grubu geçtiğine şahit olabiliriz. 9 numara benim favorim. Gönlümde yatan, kazanmasını beklediğim isim. 5 ve 1 rakipler. 6. koşuya geldiğimizde, yani burada 4 numara Lady Dilaver. Son yarışında zaten erkek rakiplerin yanında oldukça iyi performans sergileyip ezilmeden arkalarında yarış tamamladı ki kendi cinsiyle koştuğu yarışlarda çok da zorlanmayacağını sinyallerini verdi. Eğer bugün çok ciddi bir aksilik, çok ciddi bir sıkıntı yaşamazsa 4 numara Lady Dilaver kazanacak gibi görünüyor. Eğer vereceğim diğer teke güvenmiyorsanız alternatif tek olarak Lady Dilaver değerlendirilebilir. Abi benim burada dikkatimi çeken özellikle bir tane at var. 7 numara Tatlı Kız. Ya bu atın kum performansı kötü değil ki. Zamanında Lady Dilaver'e de geçmişliği var. Üstelik geçerken bu at dış kulvarlara falan dolaştı ki sanki bu Tatlı Kız Ayran CQ'sundan mı çıktı? Bir bakalım. Şu an çok merak ettim. Doğru hatırlamışım. Çünkü anne tarafından Şiran'dan bu da aklıma geldi. Çünkü Şiran'ın genelde yavruları Miramira mıydı? Aynen, Ayran CQ'sunda koşuyordu. Oradan aklıma geldi ve oradan çözdüm. Tatlı Kız fena bir at değildir. Kum performansı iyidir. At yazacaklar özellikle dikkat etsinler. Daha sonra yarın puanlamada biraz geri planda kalabileceğini düşündüğüm 1 numara Dahi Kız'a mutlaka dikkat edin. Bu at Ankara'da çok kolladık. Çok şans verdik. Fena sayılmayacak gruplarda elinden geleni yaptı. Bugün İzmir'de çok daha uygun rakiplerin yanına geliyor. Eğer Ankara'daki performansını bugün İzmir'e taşırsa mutlaka başarı sağladığını görürüz. 4-7-1. Ufak oynayanlar için bu 3 at yeterli. Daha geniş oynayacaklar 3 numaralı İtit Kız ve 5 numaralı Sıla Salya'yı yazabilirler. 5 atla burayı geçelim. 7. koşuya geldiğimizde su molası verelim en iyisi biz. Şimdi geldim. 7. koşuya geldiğimizde burada da 2 numaralı Irçın dostum. Yani benim çok beğendiğim, İlerleyen zamanla daha yerlerde görebileceğimizi düşündüğüm bir at. Oldukça iyi performans sergiliyor. Yani kumu ne kadar koşar çok fazla kestirmek mümkün değil. Tek bugün bence soru işareti kumda ne yapacağı. Ama birazcık koşacağım derse önde de tempoların yukarılara çıkabileceği yarışta sonlarda sert ataklarla gelebilir. Çok ciddi bir rakibi var. 3 numaralı Lady Lopez. Yani Lady Lopez'in özellikle annesi Lady Döker'e baktığımızda, ki Lady Döker'in yavrusu Speedy King dikkat çekiyor. Kum pistte iyi başarılar elde eden bir Speedy King var ki geçen hafta veya geçen günlerde 1600 metrede de yarış kazandı. Lady Lopez yani yarışlarda muazzam görünüyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Gerçekten böyle handikap 14'leri bırakın, sanki çok daha sert gruplarda bile iyi yerlere gelebilecek bir görüntüsü var. Çok merak ettiğim atlardan biri. Eğer mesafeden etkilenmezse bu atın kesinlikle kum koşabilecek potansiyeli var. Grubun da uygunluğuyla beraber kazanabilir. 2 ve 3. Bu iki ata öncelikle dikkat edelim. Daha geniş oynayacaklar. Orjinal pırıl pırıl olan 5 numaralı So So Crazy.
ve 1 numaralı Queen Mon Bellucci'yi yazabilirler. 2-3 öncelikli 5 ve 1 daha sonra. 8. koşuya geldiğimizde yine zor koşuyu sizlere kolaylaştırmaya çalışacağım. Yani genelde mesela dün İstanbul programında nerede dolaşsam işte İstanbul programı çok zor. İstanbul programı şöyle. Yani keşke her program zor olsa, yani ben bunu altını çizerek söyleyeyim, istiyorsa bir de kalayım. Zor programlar daha iyi. Dün mesela şöyle söyleyeyim, yani zor programlarda analiz yapabiliyorsun en azından. Analizlerle beraber kimsenin bulamadığı, eğer senden çalmazlarsa diğer tahminciler, atları ön plana çıkarabiliyorsun. Dün mesela Karaveter, Denizan, son ayakta Karagülcan. Yani bunları böyle sıyırtabiliyorsun. Zor programı çok seven biriyim. Bugün de zoru kolaya çevirmeye çalışacağım sizlere. Geçen de mesela ücretsiz Bursa yeni yapmıştım çarşamba günü. Thinkping herkesin 10 at yazdığı yerde bank önermiştim ve kolaya çevirmiştik. Burada da 3 numaralı baş parmağı günün bankosu olarak öneriyorum. En üst maiden bir isim. Baş parmağı İstanbul'da çok önerdim. Çok kolladım. Burada ikinci olduğu yarışta kaç lira gayna koşmuştu? 15 lira gayna koştuğunda ilk at önermiştim. O gün kazanabileceği bir yarışı kaybetti. Ondan sonraki yarışın tamamı iyi, tamamında böyle daha iyi performans sergileyebileceği koşulları kaybetti. Bu atın annesine baktığımızda Kafkas kızı. Kafkas kızının yavrusuna gidecek olursak Ertemiz dikkat çekiyor ki Ertemiz'e de gidecek olursak benim ayrı bir sevdiğim bir at. Bu at bir tane İzmir'de yarış kazanmıştı ve ben tek atmıştım. Hangi yarış bakalım. Ne kadar çok konuştum bu arada. Normalde beni kimse hayatta konuşturamaz, videoya girdim mi carıl carıl konuşuyorum. Şurada. O gün ben hipodromdaydım da, yarışı da izliyordum canlı canlı. Herkes gümbür gümbür oynadı. Gümbür gümbür geçilmez, şu olur bu olur. Ben Alpuan'ı değil, Ertemiz'i banko yazdım ve kazanacağını çok inanıyordum ve kazandı o gün. Ertemiz kum pistte, özellikle İzmir'de çok iyi koşan bir at. İzmir'de kendini kanıtlamış bir isim. Baş parmağa baktığımızda bugüne kadar tamamında İstanbul'a start alan bir at ki eğer anne tarafından Ertemiz'e birazcık bile çektikse bu atın İzmir pistine çok iyi koşması gerekiyor. Kilosu çok uygun, grup çok uygun, çalışması en son yaptığı İzmir'de oldukça iyi. İdmanda çok beğendim. Yani pardon, resmen bana böyle bas bas bağırıyor, beni risk al tek at diye. Ben şahsen baş parmağı yanına at önermeyeceğim. Bugün İzmir'de ikinci aldıkan için Bankom 3 numaralı baş parmak. Günün son koşusuna geldiğimizde burada bir tane attan bahsetmek istiyorum. 1 numaralı Caliente. Yani Caliente'nin son yarışını ölçü almak doğru değil çünkü bu at 1400 atı değil. Yani 1600 hatta 1900-2000'lere kadar daha başarılı olan bir Caliente izliyoruz. Bence bugün mesafe yine Caliente'ye göre biraz kısa olsa da grubun uygunluğuyla beraber bu farkı kapatacağına çok inanıyorum bu atın. Eğer tempolarda birkaç isim tarafından erken bir şekilde yukarılara çekilirse 1 numaralı Caliente'nin sonlarda çok sert ataklarla geldiğini görebiliriz ki idmanda da mükemmel görünüyordu at. Yani sistemde de var böyle insanlar. Kesinlikle saygı duyuyorum, doğru da buluyorum. Sonaya oyun getirmek. Sonaya tek atalım. Sonaya kadar oyunum gelsin. Yatacaksam son ayakta yatayım diyenler var. Eğer böyle bir düşüncedeyseniz 1 numaralı Caliente şu an bayağı bir öksürük krizim tuttu ilginç bir şekilde. Tek olarak değerlendirilebilir. Benim favorim. Daha sonra 12 numaralı Thinkpink. Yani Thinkpink'i son yarışında banko önerirken attığım başlık şuydu. Cazip banko. Videoda bahsettim. Cazip tek. Ama maalesef ki at öyle ya da böyle yayıldı. Oradan oraya alındı. Oradan oraya alındı ki ilk videoyu yayınlayan benim. Her zaman ilk yayını yapan benim. Yani normalde gece veriyorum yorumları her zaman. Yani ilk ben yayınlıyorum. O yüzden öyle ya da böyle yayıldı bu at ve favori oldu. İyi bir at. Gerçekten çok potansiyelli bir isim. Eğer 4 gün sonra koşmasına etkilenmezse yine iyi koşar. Daha sonra 2 numaralı Serpinte idmanda fena değildi. 6 numaralı Siyosun. 3 numaralı Nikiran. 11 numaralı The Legend ki idmanda fena görmedim. Yani iyi bir ekür tarafından hazırlanıyor. Eğer koşacağım derse çok ters bir yarış yapabilir. Bir de 4 numaralı Uyuskuti'yi yazabiliriz. 1 numara alternatif tekim. 12, 2, 6, 3, 11, 4 sıralamam diyerek İzmir yorumlarını tamamlıyorum. Benden İzmir için bu kadar. Adana ile ilgili yorumlarım gifanaliz.com sitesinde olacak. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Herkese mesajlarından desteklerinden ötürü buradan teşekkürlerimi iletiyorum.
Bir sonraki videoya kadar kendinize her zamankinden çok daha iyi bakın. Hoşça kalın.